Kurbağalı Dere, herkesin bildiği gibi yıllarca Kadıköy'ün tam ortasında kirliliği, kötü kokusu ve sivrisinekleriyle anılırdı. 1960'lardan 2020'ye kadar 60 yıl boyunca süregelen bu durum sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ıslah çalışmasıyla nihayetlendi. Balıklar gelmeye başladı. Virane haldeki balıkçı barınakları düzenlendi. Su ürünleri kooperatifi çatısı altında toplandı. Yoğurtçu Parkı da yeniden düzenlenince semt için bu dere ağzı rıhtım bölgesi yeniden gezi haline geldi. Yıllardır bu alanı bekleyen semt sakinleri birdenbire yürüyüş hattı olan kordonun 800 metre uzunluğunda ve 1 metre 60 santim yüksekliğinde tel çitle kapatıldığını gördü. Bu işlemi yapanın da su ürünleri kooperatifi olduğunu öğrendiler. Gerekçe ise teknelere bağlama yeri olarak İl Tarım Müdürlüğü'nden kiralama gösterildi. Anayasanın 43. maddesine göre bütün kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılardan yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 3621 sayılı kıyı kanununda kıyıların hiçbir şekilde ve yöntemle halkın erişimine kapatılamayacağına dikkat çeker. İlaveten su ürünleri kooperatifi faaliyet alanı bellidir. Bu bölge bir marina ve yat bağlama yeri olmadığı gibi buradan elde edilmeye çalışılan kazanç hukuka uygun değildir. Mahalle sakinleri olarak bizler anayasadan doğan haklarımızı korumak için ilgili yerlere başvurularımızı yaptık. Geri adım atmama konusunda kararlıyız. Çekilen tel için güvenlik sağlamak üzere Balıkçı Barınak Yönetmeliği'nin 9. maddesine atıf yapılmışsa da 60 yıldır buna gerek duyulmayan barınağın şimdi neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduğu merak konusudur. Çitlerin yükseltme kararını kim nasıl almıştır? Kapalı kapılar ardında rant uğruna alınan kararlardan bıktık. İlgili kurum ve kişilerin sorumluluğu birbirine attığı bu dayanaksız ve usulsüz uygulamalara derhal son verilmelidir. Biz Yoğurtçu Parkı dayanışması olarak Türkiye'nin dört bir yanında kıyılarımızın ve yeşil alanlarımızın rant uğruna mahvedildiğini biliyoruz. Bugün buraya çit dikenlerin yarın duvar örmeyeceğini nereden bileceğiz? Uzun yıllar boyunca ıslah çalışmasıyla bugünkü haline kavuşan suyun kıyı tekne dolup taşmışken kirlenmesi nasıl engellenecek? Halkın kıyı şeridinde engellere takılmadan yürümesi nasıl sağlanacak? Kıyıdan kazanılan haksız kazanç kimlerin cebine gidecek? Biz Osman Ağa Mahalle Sakinleri ve Yoğurtçu Parkı dayanışması olarak konunun takipçisi olacağız. Kıyılarımızın işgal edilmesine izin vermeyeceğiz. Teşekkürler.